Sports TV ekranlarından yeniden sizlerle birlikteyiz. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde playoff mücadelesi devam ediyor. Şimdi İzmit'teyiz. Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediye Spor Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırlıyor. Serinin ilk maçı. Şöyle bir baktığımızda normal sezonu İzmit Belediye Spor 4. Galatasaray 5. tamamlamıştı. İzmit Belediye Spor İlk beşi de ekranlarda. Gergen Ivanova, Sierra Calhoun, Ayşe Jora, Jamie Nord ve Kalia Hilsman ilk beşiyle sahada olacak. İzmit Belediye Spor son karşılaşmada normal sezonun Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 mağlup etmişti ve normal sezonda 3 galibiyet üst üste alarak bitirmişti. Bunu da eklemek gerekiyor. İşte Hasan Fırat Okul baş antrenör ekranlarda. İzmit Belediye Spor'da onlar da bu sezonun flaş ekiplerinden biriydi ve Galatasaray Çağdaş Faktoring 5'i Nalisa Smith, Terya McCowan, Meltem Yıldızan, Nicole Hartley ve Julie Vanlu ilk 5'iyle sahada olacak. Galatasaray son karşılaşmada Çukurova Basketbolu 88-99 mağlup ederek normal sezonu galibiyetle tamamlamıştı. Onlar da Tolga Esenci önderliğinde playoff'ları bugün açılışını veriyorlar. Şöyle bir baktığımızda bütün karşılaşmalar bugün oynanıyor. 3 karşılaşmayı tamamladık. OGM Orman Spor kendi evinde Çukurova Basketbolu ağırladı. Ondan önce hakemler Fatih Aslanoğlu, Nihat Çetin ve Barış Turgut maçın hakem üçlüsü olarak görev alacaklar. Hemen günün oynanan karşılaşmalarına bakalım. Çukurova Basketbol deplasmanda OGM Orman Spor'u 75-80 mağlup ederek seride sağ avantajını ele geçirdi. Ligin namağlup lideri Fenerbahçe Lagöz Holding ise kendi evinde BOTAŞ'ı 89-56 ile geçerek seride durumu 1-0'a getirmiş oldu. Saat 15'te yine Sports TV ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşmada Beşiktaş, Boğa kendi evinde Nesibe Aydın'ı 89-71 ile geçerek seride 1-0 öne geçti ve şimdi artık günün son karşılaşmasında İzmit Belediyespor kendi evinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırlayacak. Çok az bir süre sonra da karşılaşmanın başlayacağını söyleyelim. Artık son taktiklerde koçlar tarafından oyunculara veriliyor. Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediye Spor 2 sayılıklarda %50, 3 sayılıklarda %31, serbest atışlarda %76 ile oynadı. Normal sezonu bakalım playoff'larda nasıl bir performans sergileyecekler. Galatasaray'a baktığımızda 2 sayılıklarda %53, 3 sayılıklarda %34 ve serbest atışlarda %73 ile oynuyorlar. Onlar da son maçta Çukurova Basketbolu mağlup ederek moralli geldiler. Keza İzmit Belediye Spor'da 3 maç kazanarak buraya geldi. Normal sezonu iyi tamamlayan iki ekip karşı karşıya. İşte seyirciler de ekranlara geliyor. Tabii Galatasaray'da Nalisa Smith normal sezonun en skorer ismiydi. Julie Vanlo da oldukça etkili bir skor performansı gösterdi. Tüm sezon boyunca İzmit Belediyespor'da ise Kale Hilsman çok ama çok iyi bir sezon geçirdi. Keza Jamie Nord, o da iyi bir sezon geçirdiğini söylemek gerekiyor. Önemli de yerli oyuncusu var İzmit Belediyespor'un. Baktığımızda Ayşe Jora, Özge Özışık oldukça etkili isimler. Sezonu oldukça etkili geçiren isimler. Bakalım playoff'ta nasıl bir performans sergileyecekler. Artık çok kısa bir süre kaldı karşılaşmanın başlamasına. İşte Kale Hilsman ekranlarda. Bugün beyaz formayla izleyeceğiz İzmit Belediyespor'u. Gergana Ivanova. Jamie Nord sırayla ekranlara geliyorlar. Çok kısa bir süre sonra bu heyecanda başlamış olacak
yine Sports TV ekranlarında. Meltem Yıldızan, McCowan, boyalı alanda Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri. Hartley de ekranlara geldi. Şimdi Hillsman ve McCowan. Hava atışına çıktılar. İlk hücum İzmit Belediyespor dolanacak. Nörd çok hızlı kullandı ama isabeti bulamadı. Nalisa Simit. Eksik yakaladı Galatasaray. Nalisa Simit tek ayak üstünde, atışı başarılı değil. Rebound Ayşe Cora. Tempolu başladı karşılaşma ama iki takım da sayı bulamadı. Ayşe Cora screen'i kullandı. Şimdi içeri kadar girdi. Ayşe Cora blok geldi McCowan'dan. İyi savunma. Boyalı alanda McCowan. Pot altından oyuna başlayacak bir kez daha İzmit. Kale Esmen orta mesafesi isabetli değil. Rebound Meltem Yıldızan. Şimdi Julivanlu. Screen'i kullandı. 3 sayılık atış isabeti değil. Rimat bir kez daha Julivanlu'da kaldı. Hücum devam ediyor. Hartley, Julivanlu. Öbür tarafı gördüm Meltem Yıldızan. İçeride Nalisa Simit. 2 kişilik sıkıştırma vardı. Meltem Yıldızan 3 sayılık atış başarılı. Üçlükle başladı Galatasaray Çağdaş Factoring. Ivanova. Şimdi Nört. Tepede Hillsman'ı buldu. Calhoun. Meltem Yıldızan var karşısında. Calhoun. Screen'i kullandı. Calhoun orta mesafesi başarılı. İzmit Belediyespor'da da defteri Calhoun açıyor. Vanlu. McCowan. Nalisa Simit. Hartley kendini gösterdi ama orayı görmedi. Ve araya girdi. İzmit Belediyespor savunması hızlı çıkıyor. Şimdi Nord. Turnikesi başarılı ve öne geçti İzmit Belediyespor Jamie Nörd'le. Vanlu, McCowan. Nalisa Simit bir kez daha Vanlu. Baskısı var Ivanova'nın. Hartley boşluğu buldu. 3 sayılık atış başarılı değil. Rebound Sierra Calhoun. Tüm sahaya geçti Calhoun. 3 sayılık atış başarılı değil. Ribando Artli aldı Galatasaray'da. Hızlı çıkıyor şimdi Meltem Yıldızan. McCowan'ı gördü içeride. Araya girdi İzmit Belediyespor savunması ve top kaybı Galatasaray'dan. Faul Meltem Yıldızan. İzmit'in hücumunu izleyeceğiz. İlk faulü Meltem Yıldızan'ın. Ivanova. Jamie Nörd. Ayşe Cora. Calhoun şimdi tepede. Hillsman'ın screen'ini kullandı. Calhoun orta mesafede dışarıya çıkarttı Ivanova. Son 6 saniye. Faul. Brian Hartley. Bir kez daha izledik faul pozisyonunu. Hücumu devam ediyor İzmit Belediyespor'un. Ayşe Cora yön değiştirdi. Ayşe Cora içeri girdi. Turnikesi başarılı değil. Hızlı çıkıyor Galatasaray. Vanlu. Tüm sahaya koştu. McCowan'a güzel bir asist sayı McCowan. Düzeltiyorum Nalisa Simit. Vanlu'dan güzel bir asist. Çukurova basketbol karşısındaki normal sezonun son maçında 19 asist oynadı Vanlu. Şimdi Jamie Nörd boş kaldı. 3 sayılık atış. Başarılı değil. Rebound Meltem Yıldızan. Julivanlu. Eksik yakalandı yine İzmit Belediyespor. Meltem Yıldızan 3 sayılık atış başarılı değil. Reboundu Jamie Nörd çekti. Jamie Nörd. Boşluk var. Ayşe Cora. Dışarıya çıktı Ivanova. Boş. 3 sayılık atış başarılı değil. McCowan reboundu alan isim. Julivanlu.
McCovey'ın Meltem Yıldızan'ı gördü boyalı alanda. Meltem Yıldızan, Ivanova var arkasında. Atışı başarılı değil. Sierra Calhoun rebound'u aldı. Calhoun 3 sayılık atış başarılı değil. Üçlük çizgisinde iyi başlayamadı iki takım da. Ray Hartley faul Ayşe Jora. Ekranlara geliyor Ayşe Jora. Julie Vanloo. İki kişinin arasındaydı. McCovey'ı buldu şimdi orta mesafede. McCovey atışı başarılı değil mi? Hücum ribandunu da aldı. McCovey camı da kullanarak sayıyı çıkartıyor. 7-4'lük üstünlüğü var Galatasaray. Çağdaş Factoring'in. Ayşe Jora. Vanloo'nun üzerine gitti Ayşe Jora. Turnikesi bu sefer isabetli. Sayıyı buldu Ayşe Jora. 3'te 1 ile başladı karşılaşmaya. Milli sporcu Ayşe Jora. McCovey'a göndermek istedi Julie Vanloo ama top kaybı. Galatasaray Çağdaş Factoring'den. Bir kez daha izliyoruz top kaybını. Tolga Esenci ekranlarda. Ivanova içeri girdi. Kale Hilsman'ı buldu. Hilsman. Foul McCovey. Bir kez daha izliyoruz faul pozisyonunu. Boyalı alanda önemli bir eşleşme tabii. Hilsman McCovey eşleşmesi. İlk atışı isabetli Kale Hilsman'ın. İkinci atış. Bunda da isabet var. 8-7 öne geçti. İzmit Belediyespor Hillsman'da ilk sayıları. Bray Hartley. Melissa Smith. Nerd var karşısında. Melissa Smith. Meltem Yıldız'dan iyi gördü. Atışı başarılı değil. Top Galatasaray Çağdaş Factoring'de. Son 4 dakika 57 saniye ilk çeyrekte. Pot altından oyuna başlıyor Galatasaray Çağdaş Factoring. McCovey. Bray Hartley, Ayşe Jora zorladı orayı. Son 8 saniye. Julie Vanloo. Vanloo son 4 saniye içeri girdi top kaybı bir kez daha. Nörtle hızlı çıkıyor İzmit. 3'e 1. Ayşe Jora turnikesi başarılı. Hızlı hücumdan yararlandı İzmit Belediyespor. Ayşe Jora'nın da 4. sayısı bu. Bray Hartley. McCovey Hilsman üzerine gitti. Bir top kaybı daha Galatasaray'dan. Ivanova. Ayşe Jora. Hilsman pot altında boş bir sayı daha. Kalia Hilsman. Ve mola geldi Galatasaray Çağdaş Factoring'den.
Moladan dönüyoruz. İzmit Belediyespor oyunun bu bölümünde daha etkili olan taraf. Galatasaray'da hücumda üst üste top kayıplarını izledik. Bakalım moladan nasıl dönecek sarı kırmızılı ekip. Nelise Simit ekranlarda bugün. İlk çeyrekte pek etkili olamadı ama henüz daha 4.23 var. Ve faalle başladık. İlk mola dönüşü Ivanova'nın faali. Julivanlu. Ray Hartley. Julivanlu faul. Bir faul daha Ivanova'dan. Üst üste iki faul. Julivanlu çok hareketli bir isim tabi. Savunması zor bir isim. Ivanova şimdi iki faulle kenara geldi. Oyuna giren isim Özgü Özışık. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün koçu Tolga Esenci ekranlarda. Kenardan oyuna başlayacak Galatasaray. Hartley. Şimdi Juli Vanlu. Ayşe Jora var savunmasında. Vanlu ve Kovan'ın screen'ini kullandı. Dışarıya Nalisa Simit. Döndü. Orta mesafesi isabeti değil ama faul var. Çizgiye gelecek Nalisa Simit. İlk atışı kaçtı. Nalisa Simit'in. Taraftarların da çabası var. Serbest atışların kaçması için. İkinci atışı bunda isabet var. 2'de 1 ile döndü Nalisa Simit çizgiden. Ayşe Jora. Banlu vardı kalsa. Ayşe Jora içeri kadar girdi. Top İzmit Belediyespor'da. Son müdahale Galatasaray savunmasından. Ayşe Jora ekranlarda. Kale Hilsman. Ayşe Jora yine boşluğu buldu. Pot altını şöyle bir dolandı. Nört. Orta mesafesi başarılı değil. Rebound Hartley'de hızlı çıkıyor Galatasaray. Nalisa Simit iyi döndü. Nalisa Simit turnikesi isabetli. Üst üste sayılar Nalisa Simit'ten. Beşinci sayısı oldu. Ayşe Jora. Kale Hilsman. Şimdi Özge. Screen'i kullandı. Özge Vanlu'nun üzerine gitti. Kale Hilsman. McCombe'un arkasında Calhoun. Son 4 saniye. Calhoun yüklendi. Camı da kullandı. İsabetli değil. Rebound bir kez daha Galatasaray'da. Vanlu. McCowan. Hatalı yürüme McCowan'dan. Teira McCowan. Top kaybı yapan isim Galatasaray'da. Bir kez daha İzmit Belediyespor hücumundayız. Özgü Özışık. Jamie Nord faul. Nalisa Simit. Pozisyonu bir kez daha izledik. Büşra Akbaş oyunda. Bray Hartley kenara geliyor. Galatasaray'da Ayşe Jora. Vanlu var karşısında. İçeri kadar girdi. Sırtı dönük geriye çekilerek atışı. Başarılı değil. Rebound. Juli Vanlu. Juli Vanlu. Top hala onda. İçeri kadar girdi. McCowan'a göndermek istedi ama. Müdahalesi var İzmit savunmasının. Top Galatasaray Çağdaş Faktöring'de.
Hilsman son olarak topa dokunan isim. Ve iyi savunma İzmit'ten. Ayşe Cora. Hilsman'ın skrini kullandı. Ayşe Cora içeri girdi. Turnikesi başarılı. Bir anlık boşluğu fark etti. Sayıyı çıkardı. Ayşe Cora 6. sayısı bu. %50 ile oynuyor şu an 2 sayılıklarda. Büşra Akbaş. Jülivanlu fake'ini gösterdi. 3 sayılık atış. Başarılı değil. Ribant Özge Özışık. Sete oturdu İzmit. Jamie Nert. Kale Hilsman'ı indirdiler. Kale Hilsman top kaybı İzmit'ten. Jülivanlu. Boş kaldı. 3 sayılık atış başarılı Jülivanlu. Bu sefer isabeti buldu. Galatasaray Çağdaş Factoring adına ve maçtaki de ilk sayıları bu Jülivanlu'nun. Özgöz Işık, Sierra Calhoun. Kale Hilsman. Bir kez daha Özgöz Işık'ı buldu. Ayşe Cora hızlı kullandı 3 sayı. Top çemberin içinden çıktı. Karşılık vermek istedi ama çember müsaade etmedi. Büşra Akbaş McCowan'ı indirdi. Faul Kalia Hilsman. Bir kez daha izliyoruz Ayşe Cora'nın pozisyonunu. Ferda Yıldız oyunda İzmit Belediyespor'da Ayşe Cora kenara gelen isim. McCowan şimdi çizgide olacak. Kale Yasmin ilk faali oldu. İlk atışı başarılı McCowan. İkinci atışı bunda da isabet var. Çizgide hata yapmadı ve Galatasaray Çağdaş Factoring 15-14 öne geçiyor. Kiki Harrigan oyunda Galatasaray'da. Kale Hilsman. Nert, Ferda Yıldız. Bir kez daha Hilsman'ı buldu. Arkasında Simit var. Kötü bir pas ve top kaybı İzmit Belediyespor'dan. Suudi Yılmaz oyunda Galatasaray Çağdaş Factoring'de Meltem Yıldızan kenara geliyor. Son 43 saniye ilk çeyrekte. Vanlu. Nalisa Simit. 3 sayılık atış isabetli. Nalisa Simit. 8. sayısı oldu bu Nalisa Simit'in. Çok etkili başlayamadığını söylemiştim ama çeyreği iyi kapatıyor Nalisa Simit. Jamie Nert. Hilsman'ı buldu içeride. Hilsman hemen kullandı sayı. Kalia Hilsman. Sonucum artık Galatasaray için son 10 saniye. Büşra Akbaş. İçeri girdi Büşra Akbaş. Atışı başarılı değil. Hilsman reboundu aldı. Hızlı çıkıyor İzmit Belediyespor. Sierra Calhoun. 3 sayılık atış. Başarılı. Sierra Calhoun. Süre dolarken üçlüyü gönderdi ve ilk çeyreği İzmit Belediyespor Galatasaray Çağdaş Factoring önünde 19-18 önde tamamlıyor. İşte Calhoun'un son saniye üçlüğünü bir kez daha izliyoruz. İlk çeyrek sonucu İzmit Belediyespor 19, Galatasaray Çağdaş Factoring 18. İkinci çeyrekte birazdan devam edeceğiz. Thank you.
İkinci çeyrekte devam ediyoruz. Galatasaray hücumu olacak. Kalhan'ın son saniye basketiyle kapatmıştık. İlk çeyreği Büşra Akbaş. Bray Hartley. Özgöz ışık var karşısına. Hartley dışarıya çıkardı. Kiki Harrigan. Üst sayılık atış başarılı Kiki Harrigan. Karşılık geldi. İkinci çeyreğin başında Harrigan'dan İzmit Belediyespor'a. Özgöz ışık. Jamie Earth. Nalisa Smith var karşısında. İçeri indirdi. Kiki Harrigan araya girdi. Hızlı çıkıyor şimdi Galatasaray. Faul Özgöz ışık. Çift yönlü bir oyuncu Kiki Harrigan, hem hücumda hem savunmada üst üste hamleler izledik ondan. Büşra Akbaş. Bray Hartley arkasına özgöz ışık var. Hartley geriye çekilerek atış isabetli Bray Hartley. Parkı dörde çıkardı Galatasaray Çağdaş Factoring. Özgöz ışık. Boşluk buldu. Turnikesi başarılı Özgöz ışık. Büşra Akbaş'la hızlı geldi Galatasaray Çağdaş Factoring. Kiki Harrigan bir üçlük daha, bunda isabet yok. Nalisa Smith çeldi topu ve hücum devam ediyor Galatasaray için. Bray Hartley. Nalisa Smith şimdi screen'e çıktı. Son 6 saniye. Bray Hartley yüklendi. Tek el atışı başarılı Hartley. İki takım da atarak başladı ikinci çeyreğe. Özgöz ışık. Kale Hilsman'a güzel bir pas, blok geldi. Kiki Harrigan'dan hücum devam ediyor. Köşede Jamie Earth. 3 sayılık atış başarılı değil. Bir hücum reboundu daha. Kale Hilsman sayıyı buldu. İyi savunma yaptı Galatasaray ama Hilsman. Sayıyı bulan isim Kiki Harrigan. Hemen orta mesafeyi kullandı. İsabet var. Oyunun hızı çok yükseldi bu anlarda. Kiki Harrigan ekranlarda 5. sayısı oldu. Ferda Yıldız. Kalhan. Suda Yılmaz'ın baskısı var. Son 4 saniye. Nerit. Kiki Harrigan var karşısında. Nerit. Zor bir atış. Başarılı değil. Rebound Nalisa Smith. Bray Hartley hızlı çıktı şimdi. Kiki Harrigan'ı buldu. Kiki Harrigan bir orta mesafe daha. Bunda da isabet yok ama Nalisa Smith'ten hücum reboundu. Hücum devam ediyor Galatasaray'dan. Nalisa Smith. Atışı başarılı değil. Bir hücum reboundu daha mı? Bir hücum reboundu daha. Bir şansı daha olacak Galatasaray'ın. Kiki Harrigan yine orta mesafede bu sefer isabeti buldu. Çok istekli başladı Kiki Harrigan. Oyuna girdiğinden bu yana 7 sayıya da ulaştı. 3'te 2 ile Ferda Yıldız. Kale Hilsman. Özgöz ışık. Ters eşleşme vardı. Kale Hilsman'ı buldu ama isabet yok. Büşra Akbaş. Sude Yılmaz'ın arkasında kaldı top. Top kaybı Galatasaray Çağdaş Factoring'den. Ayşe Cora bir kez daha oyunda. Ferda Yıldız kenara geliyor. Ezgi Manlıcı da oyunda. İzmit Belediyespor'da. Ezgi. Ayşe Cora Hartley var karşısında. Hemen içeriye girdi Ayşe Cora. 3 kişinin arasından çıktı ama sayıyı bulamadı. Faul beklentisi vardı. Hartley şimdi tüm sahayı koştu. Bray Hartley. McCowan'ın screen'ini kullandı. Hartley orta mesafesi başarılı. 31-23'e getirdi Galatasaray skoru. Ve Mehmet Kavan yapı İzmit Belediyespor molasına gidiyoruz.
Moladan dönüyoruz. Ayşe Cora'da bir önceki pozisyon için faul beklemişti ama hakemler aynı görüşte değil onunla. Şimdi bakalım İzmit Belediyespor nasıl bir reaksiyon verecek mola dönüşü. Özgöz Işık. Ayşe Cora içeri kaleye hızla indirdi. Özgöz Işık'ın katı vardı ama araya girdi buraya Hartley. Büşra Akbaş boş kaldı. 3 sayılı katış isabetli Büşra Akbaş. 11'e çıkardı farkı bu üçlükle Büşra Akbaş. Ayşe Cora. Sude Yılmaz var karşısında. Top Ayşe Cora'da yine 3 kişinin arasına girdi. Top kaybı. Hızlı çıkıyor Galatasaray. Buraya Hartley ama hatalı yürüme. Üst üste 2 top kaybı. Karşılıklı olarak hem İzmit Belediyespor'dan hem Galatasaray Çağdaş Factoring'den. Kale Hilsman ve Nalisa Simit 8'er sayıyla karşılaşmanın skorer isimleri. Özgöz Işık, Jamie Nord, McCown var karşısında. Sierra Calhoun 3 sayılı katış başarılı değil. Top Sude Yılmaz'da kaldı. Hızlı çıkıyor bir kez daha Galatasaray. Uzun bir pas. Kiki Harrigan. Calhoun vardı arkasında ama sayıyı çıkardı. Kiki Harrigan 9. sayısı bu. Ayşe Cora. Faul Büşra Akbaş. Yerde kararı. Gergen Ivanova bir kez daha oyunda. Sierra Calhoun. Kiki Ergin var karşısında. Sierra Calhoun yüklendi. Ters turnikesi başarılı değil. Rebound Galatasaray'da. Bray Hartley. Özgöz Işık'tan kurtuldu. Orta mesafesi isabetli. Galatasaray 15'e kadar getirdi farkı. Hartley'nin de 8. sayısı %100 ile oynuyor 2 sayılıklarda. Jamie Nord. Tek ayak üstünde atışı başarılı değil. Bir ribant daha Kiki Aragon'dan. İzmit Belediyespor skor üretmekte çok zorlanıyor. Sude Yılmaz atışı başarılı değil. Ribant Jamie Nord'de kaldı. Jamie Nord içeri girdi. Boşluk var. Sude Yılmaz araya giren isim. Bir top kaybı daha İzmit'ten. Sude Yılmaz. Büşra Akbaş. Boşluk var. Büşra Akbaş camı kullandı. İsabet yok. Rebound Ayşe Cora. Ayşe Cora. Eksik yakaladı İzmit Belediyespor. Ayşe Cora yüklendi. Basket faul. Kritik bir noktada basket faulü buldu Ayşe Cora. Uzun bir süredir sayı çıkartamıyordu İzmit Belediyespor. Şimdi çizgide olacak Ayşe Cora. Atışı da başarılı. 3 sayılık bir hücum izledik. Ayşe Cora'dan İzmit Belediyespor adına 9. sayısı oldu bu. Hartley. Nalisa Simit içeride kat etmişti ama Ayşe Cora araya girdi. Hızlı çıkıyor şimdi. Ayşe Cora tüm sahaya koştu. Turnikesi başarılı değil. Hilsman'dan hücum reboundu ve sayı. Farkı 10'a kadar indirdi. İzmit Belediyespor Kalya Hilsman. Bray Hartley. Nalisa Smith. Vanlı oyunda bir kez daha Galatasaray'da ama topsuz alanda bir faul Özgöz Işık'a çıktı.
şekilde değil. Özgür Işık hakemlerle bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Pot altından oyuna başladı Galatasaray. McCowan. Meltem Yıldızhan, Ayşe Coran'ın da müdahalesi vardı. Son 8 saniye hücumda. Brian Hartley. Ivanova yakın savunuyor. Son 4 saniye. Hartley. Meltem Yıldızhan'ı buldu. 3 sayılık atış. Başarılı değil. Rebound mücadelesi. Top Galatasaray'da ama... Evet. Top kaybı Galatasaray Çağdaş Factoring'den. Bir an olsun hakemler de oyunu devam ettirdi. Hem tribünlerden hem İzmit Belediyespor teknik ekibinden yoğun bir itiraz geldi. Şimdi İzmit Belediyespor hücumunu izleyeceğiz. Bir kez daha ekranlara geliyor pozisyon. Brian Hartley'nin burada bir müdahalesi oldu topa. Ivanova Özgür Işık'ta başladı. İzmit Belediyespor'un hücumu. Tepede Ayşe Cora. Meltem Yıldızhan var karşısında. Son 5 saniye Ayşe Cora. Son 2 saniye atışı başarılı değil. Top Galatasaray Çağdaş Factoring'de. McCowan ekranlarda. Hartley ile başlıyor Galatasaray'ın hücumu. Nalisa Simit. Boşluk buldu Nalisa Simit. Yüklendi atışı başarılı değil. Rebound McCowan'da ve faul. Hücum reboundu McCowan'dan. Çizgide olacak Teyra McCowan. İlk atışı başarılı. İkinci atışı bu kaçtı. 2'de 1 ile dönüyor çizgiden McCowan. Özgür Işık. Kelly Hilsman. Ivanova tepede. Şimdi bir kez daha Özge. Sierra Calhoun'u buldu. Ivanova. Brian Hartley'in üstüne gitti. Ivanova. Atışı kaçtı. Rebound mücadelesi. Topu İzmit Belediyespor'da devam ediyor. Calhoun. Orta mesafesi isabetli. İkinci şans sayısını kullandı. İzmit Belediyespor farkı da tek haneleri indirdiler. Yedinci sayısı Sierra Calhoun'un. Melissa Simit. Meltem Yıldızhan. Jüli Vanlu bir kez daha Meltem Yıldızhan. İçeri Nalisa Simit'e indirdi. Nalisa Simit. Calhoun var arkasında. İkili sıkıştırma geldi. Nalisa Simit isabeti buldu. Çift tanelere geldi. Nalisa Simit. Özgür Işık hızlı girdi içeriye. Turnikesi başarılı değil. Rebound McCowan'ın 6. reboundu oldu McCowan'ın. Brian Hartley. Nalisa Simit. İlk çevirdi topu ve... Bir sayı daha Nalisa Simit'ten. Bir kez daha itiraz var. İzmit Belediyespor tarafında Hasan Fırat Okul. Baş antrenör. Steps yaptığını iddia ediyorsun. Bu... Anladığım kadarıyla. Ama hakemler aynı kararda değildi. Baş antrenör Hasan Fırat Okullu ve bir teknik faul de çıktı. Bu pozisyonda sanırım Melissa Smith için bunu düşündü. Jüli Vanlu da teknik faulden doğan serbest atışı başarıyla noktaladı. 44-30'luk üstünlüğü var Galatasaray'ın. Şimdi İzmit Belediyespor hücumunu izleyeceğiz. Ivanova. Vanlu'nun baskısı var. Jamie Nord. 3 sayılık atışını hemen kullandı. İsabet yok. Rebound. Ivanova'da kaldı. İkinci şans sayısı İzmit Belediyespor için.
Son 47 saniye. Melissa Smith. Tepede Meltem Yıldızan. Jülivanlu katı yaptı. İçeri Melissa Smith'i indirdi. Melissa Smith basket faul. 46-32'ye getirdi skoru Melissa Smith. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Ayşe Joran'ın da ikinci faali oldu bu. Şimdi çizgide olacak Melissa Smith. Atışı başarılı 3 sayılık hücum. Melissa Smith'ten fark yeniden 15'e kadar yükseldi. Son 33 saniye ilk yarıda. Sierra Calhoun. Gergana Ivanova. Ayşe Jora. Büşra Akbaş'ın üstüne gitti. Ayşe Jora 5 saniye var. Ayşe Jora blok geldi McCoven'dan. Son hücum Galatasaray Çağdaş Faktöring'in olacak. Son 7 saniye. Julie Vanloo screen'i kullandı. Vanloo. Son 3 saniye. Vanloo. Kötü bir hücum etti. Julie Vanloo ve ilk yarıyı noktalıyoruz. İlk yarıda Galatasaray Çağdaş Faktöring'in 47-32'lik üstünlüğü var. Mehmet Kavanyapı İzmit Belediyespor önünde. İkinci çeyreği iyi geçirdi Galatasaray Çağdaş Faktöring. Kapatmadan şöyle bir istatistiklere bakalım. Galatasaray'da Melissa Smith 15 sayı 5 ribaundla oynuyor. Bray Hartley'nin 8 sayısı var. Ve Kiki Harrigan'da 9 sayı 2 ribaundla kenardan iyi bir katkı verdi. Mehmet Kavanyapı İzmit Belediyespor'da ise Kale Hilsman 10 sayı 2 rebound. Sierra Calhoun 7 sayıda ve Ayşe Jora'da 9 sayıda ilk yarıyı böyle tamamlamış olduk. İkinci yarıda bu büyük heyecanda yeniden sizlerle birlikte olacağız. Gerçek futbol keyfi art... Thank you.
Sizlerleyiz. Girişte tabii ki. Stratejiler yapmazsanız Türkiye'de tarihi anlar. Tekrar yaşamak lazım.
yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Sizlerleyiz. Gidişte tabii ki. Stratejiler yapmazsanız Türkiye'de ekranlarında yeniden sizlerle birlikteyiz. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Galatasaray Çağdaş Faktörü karşılaşmasının ikinci yarısı birazdan başlayacak. İki sayılıklarda Galatasaray'ın üstünlüğü var. Keza üç sayılıklarda da ciddi bir fark yaratmış durumda Galatasaray. Serbest atışlarda ise İzmit Belediyespor'un daha üstün olduğunu söyleyelim. Şu an istatistiklerde ekranlara geliyor. Reboundlarda Galatasaray'ın ciddi bir fark yarattığını söylemek lazım. Boyalı alanda daha etkili bir performans sergiliyor Galatasaray. Çağdaş Faktöring ve ilk yarıyı da 47-32 önde tamamladı. İkinci yarıya İzmit Belediyespor hücumuyla başlıyoruz. Ivanova, Ayşe Cora, Nört şimdi köşede. Melisa Smith farkı aslında orta mesafesi isabetli değil. Kaçırarak başladı İzmit Belediyespor. Bry Hartley. Julie Vanlu. McGovern'ın skrini kullandı. Vanlu dışarıya Melisa Smith'e çıkardı. Melisa Smith yüklendi. Melisa Smith atışı başarılı. 17. sayısı oldu bu. Melisa Smith'in. Ivanova. Hücum faul. Jamie Nord skrini kurarken Jürivanlu'ya faul yaptı. İşte ekranlara da geliyor pozisyon. Omuzu Vanlu'nun suratına gelmiş gibi Nord'un. Vanlu da ekranlara geldi şimdi. Kenardan oyuna başlayacak Galatasaray Çağdaş Faktöring. Hartley. Julie Vanlu.
içeri. McCown'a indirdi. Zor bir pas ve top kaybı. Galatasaray Çağdaş Faktoring'den. Üst üste top kayıpları iki takımdan da. Üçüncü çeyreğin başında. Ivanova. Ayşe Cora. Kale Hilsman. McCown var arkasında. Hilsman dışarıya nerede çıkardı. Ama top kaybı bir kez daha Nalisa Simit. Hızlı çıkıyor Galatasaray. Nalisa Simit yüklendi, sırtı dönük. Dışarıya McCown'a. McCown. Meltem Yıldızhan. Sete oturdu bir kez daha Galatasaray. Meltem Yıldızhan skrini kullandı. İçeri yüklendi. Paylaşılamayan top kararı. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Hilsman'ın müdahalesi vardı. Hakemlerden de paylaşılamayan top kararı çıktı. Pot altından oyuna başlıyor Galatasaray. Bray Hartley. Ayşe Cora takip ediyor onu. Son 5 saniye Hartley. Son 3 saniye sırtı dönük geriye çekilerek atış başarılı değil. Hilsman'da kaldı top. Jamie Nerit. Hilsman'ın sıkıntı kullandı. Nerit içeri girdi. Boşluk isabetli. Sayıyı çıkardı İzmit Belediyespor adına Jamie Nerit. Şimdi Bray Hartley. Melissa Smith. Meltem Yıldızhan. Julie Vanloo. 3 sayılık atış başarılı Julie Vanloo. İkinci yarının ilk üçlüğü Vanloo'dan geldi. Bir kez daha ışık pozisyonunu izliyoruz. 52-34'e getirdi skoru Ayşe Cora. Faul. Julie Vanloo. Ayşe Cora ekranlarda. Faulü alan isim. Vanloo'nun da ilk faulü oldu bu karşılaşmada. Bir kez daha oyuna başlayacak İzmit Belediyespor. Ivanova. Tepede Sierra Calhoun. Meltem Yıldızhan var karşısında. Calhoun birebir oynadı. Calhoun iyi bir dönüş ama atış başarılı değil. Şimdi Vanloo hızlı çıkıyor Galatasaray. Vanloo köşede Hartley. 3 sayılık atış isabetli. Bre Hartley. Üst üste ışıklar Galatasaray'dan. Ivanova Hilsman'a indirdi. McCown var arkasında. Hilsman atışı başarılı değil. Hücum reboundunu aldı ama faul var. Devam edecek İzmit Belediyespor hücumu. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Hilsman ilk atışı kaçmıştı. Hücum reboundunu aldı sonrasında. McCown'un faali geldi. McCown'un da bu ikinci faali oldu karşılaşmada. Hilsman hemen orta mesafeyi kullandı. Başarılı değil. Rebound Meltem Yıldızhan. Bray Hartley. Skrini gördü. Hartley orta mesafesi isabetli üst üste 5 sayı. Bray Hartley'den 57-34'e getirdi skoru. Üçüncü çeyreğin başında Galatasaray Çağdaş Faktoring. Momentumu ele almış durumda Galatasaray. Bakalım nasıl bir karşılık verecek İzmit Belediyespor. Ivanova. Jamie Nerit hemen üst sayıyı kullandı. Başarılı değil. Ribat McCown. Şimdi Vanloo. Uzaklardan üst sayı katış başarılı değil. Hücum ribandı Meltem Yıldızhan. Hartley. Meltem Yıldızhan'ı gördü. Arkasında Calhoun var. McCown. Hillsman'ın üstüne gitti. Faul. Kale Hilsman. Bu arada alanda çetin bir mücadele var. Hilsman ve McCown arasında. Hilsman'ın müdahalesi bir kez daha. Oyunu kenardan başlayacak Galatasaray. Julie Vanloo kenardan oyunu başlatacak.
Bray Hartley son 10 saniye hücumda. Bray Hartley pot altında olanı ters dön ikisi. İsabetli güzel bir sayı izledik Hartley'den. Ayşe Jora. Van Loo var karşısında Ayşe Jora'nın. Screen'i kullandı. Hillsman'ı indirdi. Hillsman. Bir faul daha çıktı. Yanlış görmediysem McCovern'a çıktı. Evet. Üçüncü faul oldu McCovern'ın. Kiki Harrigan bir kez daha oyunda. İlk yarıda etkili bir isimdi Galatasaray adına. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir performans gösterecek. Şimdi Nort. İçerikten Nort. İki kişinin arasından atışı başarılı değil. Hücum ribandı Özgü Özışık. Ayakta müdahale Kiki Harrigan'dan. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Kiki Harrigan burada. Topa ayakta müdahale etti. Şimdi Kale Hillsman. Ayşe Jora. Sıkıştırma var Ayşe Jora'ya. Köşede çıktı. Özgü Özışık. Atışı başarılı değil. Rebound Van Loo'da kaldı. Hızlı geldi Van Loo. Kiki Harrigan. Meltem Yıldızan. Bir kez daha Kiki Harrigan orta mesafesi isabetli kaldığı yerden. Devam ediyor Kiki Harrigan. 61-34. Hücumda zorlanıyor İzmit Belediyespor 3. çeyrekte. Özgü Özışık. Ayşe Jora. Kale Hillsman'a bıraktı. Hillsman basket faul. Kale Hillsman. Melissa Smith faulü yapan isim. Düzeltiyorum Meltem Yıldızan. İkinci faul oldu bu Meltem Yıldızan'ın. Şimdi Hillsman çizgide olacak. Atışı kaçtı. Hücum ribaundu Jamie Nort'te mi derken Meltem Yıldızan ribaundu alan isim. Hartley. Kiki Harrigan tepede. Meltem Yıldızan son 7 saniye. Jüri Van Loo. Yanova var karşısında. Jüri Van Loo içeri yüklendi. Van Loo turnikesi başarılı değil. Hillsman reboundu aldı. Hızlı çıkıyor İzmit. Ayşe Jora. Hartley'nin üzerinde Ayşe Jora faul. Çizgiye gelecek. Ayşe Jora İzmit Belediyespor adına. Hartley'nin faulü. Hartley'nin de 3. faali oldu bu. İlk atışı başarılı Ayşe Jora'nın. İkinci atışı. Bunda da isabet var. Çizgide hata yapmıyor Ayşe Jora. Jüri Van Loo. Bray Hartley boş kaldı. 3 sayılık atış isabetli. Bray Hartley çok iyi bir 3. çeyrek geçiriyor. Hartley, Jamie Nord hızlı girdi. İçeri blok geldi ki Carrigan'dan. Hızlı çıkıyor Galatasaray. Jüri Van Loo Hartley'e bıraktı. Hartley'den bir sayı. Basket faul. Bray Hartley. Üst üste 5 sayı ve çizgiye gelecek. Bray Hartley, Kiki Harrigan'ın bloğu da ekranlarda. Üçüncü faali oldu Ayşe Jora'nın. Bray Hartley de serbest atışı. İsabetle ayrıldı çizgiden 67-38. Ayşe Jora, Kale Hillsman. Faul, Jüri Van Loo. ...21 sayıda şu an... ...Bray Hartley. Faul pozisyonunda bir kez daha izledik.
Özgür Işık şimdi çizgiye gelecek. İlk atışı kaçtı. İkinci atışı da kaçtı. Çizgide 2'de 0 Özgür Işık. Galatasaray hücumundayız. Jülivanlu. Breyhartli. Top taşıma ve top kaybı Galatasaray Çağdaş Factoring. Bir kez daha izledik pozisyonu. Tabii Galatasaray buradan galibiyeti çıkarırsa ev sahibi avantajını da ele geçirmiş olacak. Bu eşleşmede Özgür Işık. İçeri yüklendi Özge. Melisa Smith vardı karşısında. Hilsman'a indirdi. Hilsman'dan sayı. İyi bir ikili oyun. İzmit Belediyespor'dan. 14. sayısı bu. Kale Hilsman'ın. Ve Hardy. Faal Özgür Işık. Son 3 dakikada girmek üzereyiz. 3. çeyrekte 27 sayılık üstünlüğü var Galatasaray Çağdaş Factoring'in. Üçüncü faal oldu Özgür Işık'ın. Şimdi Jülivanlu, Büşra Akbaş, Meltem Yıldızan. Kiki Harrigan'ı buldu. Topu döndürdü Galatasaray. Son 5 saniye Nalisa Simit. Son 4 saniye Jülivanlu. 3 sayılık atış. İsabetli değil. Nalisa Simit hücum reboundunu aldı ve tamamladı. Nalisa Simit. 19 sayıda. Hızlı bir hücum İzmit Belediyespor'dan. Üçlükte isabet yok ama hücum devam ediyor. Özgür Işık. Ayşe Cora. Hilsman'a indirdiler. Kiki Harrigan var arkasında. Hilsman sayıyı buldu. Kiki Harrigan'ı savunmasına rağmen sayıyı çıkardı. Kale Hilsman. Vanlu. Büşra Akbaş. Alisa Simit top kaybı. Şimdi Ivanova. 2'ye 1 var. Ivanova turnikesi başarılı değil. Hücum reboundu. Özgür Işık'ta kaldı. Bir şans daha İzmit için. Ayşe Cora. Vanlu var arkasında. Ayşe Cora topu hala onda, boyalı alanda. Ne örte bıraktı ne ördün sayısı. 69-44'e getirdi skoru. Mehmet Kaman yapı İzmit Belediyespor ve olaya gidiyoruz. Belediyespor hücumda biraz daha etkili ama önlerinde uzun bir yol var kat etmeleri gereken. Şimdi Melisa Simit. Kötü bir pas, top kaybı Galatasaray. Üçüncü çeyrekte son 2 dakikanın içindeyiz artık. 69-44'lük üstünlüğü var
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in işte Ayşe Cora ekranlarda, taraftarların da İzmit Belediyespor'a desteği sürüyor. Bakalım bir momentum yakalayabilecek mi İzmit? Ivanova. İçeride Hilsman, iki kişi var karşısında. Hilsman atışı başarılı değil, hücum ribandunu da aldı ve sayıyı tamamladı Kalia Hilsman. 18 sayıda, 14'te 8'de Kalia Hilsman. Büşra Akbaş, Kiki Harrigan. Julie Vanlu. Bir kez daha Büşra Akbaş. 3 sayılık atış, başarılı değil, ribaund Ivanova. Vanlu'nun baskısı var. Boşluğu gördü Jamie Nurt. Yüklendi. Atışı başarılı değil ama faul. Çizgide olacak Jamie Nurt. Büşra Akbaş'ın ikinci faulü bu. Şey isabetli gördün. İkinci atışı. Bunda da isabet var. Çizgide hata yapmadı Jamie Nurt. Suudi Yılmaz oyunda Galatasaray'da. Meltem Yıldızan'ın yerine. Kenardan oyuna enerji katan bir isim Suudi Yılmaz. Biraz temposu düştü Galatasaray'ın. Şimdi Kiki Harrigan. Melisa Simit'e göndermek istedi ama top kaybı. Hızlı çıkıyor Ivanova. Ivanova Büşra Akbaş'ın üstüne gitti. İyi savunma. Top İzmit Belediyespor'da. Potu altından oyuna başlayacak. Mehmet Kavan yapı İzmit Belediyespor. Bu pozisyonda iyi savunma geldi ve kazanmayı başardılar. Faul Julie Vanlu. İki atış gelecek. Yanlış görmediysem evet. Vanlu'nun da üçüncü sayısı. Üçüncü faul oldu bu. İlk atışı başarılı. Gergen Ivanova. Sayıya kadar düşürdü farkı. Mehmet Kavan yapı İzmit Belediyespor. İkinci atışı isabeti değil. Ribaund mücadelesi. Jamie Nurt aldı topu. Yerde bir faul daha. Bir kez daha Zorus pozisyonu. İkinci faulü Melisa Simit'in. Jamie'ler şimdi çizgide. İşte Hartley ekranlarda 21 sayısı var. Buraya Hartley'in. Şu an taraftarlar da ekrana geliyor. İlk atışı isabetli Jamie Nurt'un. Atışında da isabet var. Çizgide hata yapmadı Jamie Nurt. Melisa Simit, Suudi Yılmaz. Büşra Akbaş. Şimdi Kiki Harrigan. Bir kez daha Büşra Akbaş. Son 5 saniye Büşra. İçeri yüklendi. Tek ayak üstünde atışı isabetli. Gözyaşı damlasını bıraktı Büşra Akbaş.
Sonucum artık İzmit Belediyespor için. Ayşe Cora. Son 4 saniye Ayşe Cora. Özgü Özışık. Son 1 saniye. Atışı başarılı değil ve 3. çeyreği noktalıyoruz. Galatasaray Çağdaş Factoring İzmit Belediyespor karşısında 71-51'lik üstünlükle 4. çeyreğe gidiyor. Birazdan 4. çeyrek başlayacak. Evet, 4. çeyrek için İzmit Belediyespor oyuncumu başlıyor. Artık karşılaşmada son 10 dakika 20 sayılık üstünlüğü var Galatasaray'ın. Ivanova. Kale Hilsman yüklendi. Teması da aldı. Atışı başarılı değil ama faul. İki atış kullanacak Kale Hilsman. Kovan'ın da 4. faali oldu bu. Faul sınırında şu an. İlk atış başarılı Kale Hilsman. İkinci atış. Bunda da isabet var. Çizgide hata yapmadı Kale Hilsman. 20. sayısı oldu bu. McCowan. Juli Vanlu. Bir anlık boşluğu buldu. 3 sayılık atışı isabetli. Üçlükle başladı. Galatasaray Çağdaş Factoring. 4. çeyreğe. Ivanova. Bir üçlükte ondan. Bunda isabet yok. Rebound Büşra Akbaş. Bir anlık ayağa kaydı. Ama topu çıkardı Galatasaray. Juli Vanlu. Büşra Akbaş. McCowan. Bir üç sayıda o dönüyor. İsabet yok. Rebound Ayşe Cora. Ayşe Cora tüm sahayı koştu. Kale Hilsman. Orta mesafesi isabetli. Bir sayı daha Kale Hilsman'dan. 15-9. Ivanova baskısı var Büşra Akbaş'a. Nalisa Simit'i çıkardı. Nalisa Simit ve top kaybı Galatasaray Çağdaş Factoring'den. Hartley işte ekranlarda. Ivanova kenara geliyor. İzmit'te. Özgü Özışık. Jamie Nord. Orta mesafesi başarılı. Özgü çeyreği iyi başladı. Mehmet Kavanyapı İzmit Belediyespor. Buraya Hartley. Screen'i kullandı. 3 kişinin arasında orta mesafesi başarılı değil ama hücum ribandı McGovern'da.
Şimdi Giulivallo. Top kaybı bir kez daha Galatasaray Çağdaş Factoring'den. Hücumda zorlanıyor. Dördüncü çeyreğin başında Galatasaray ve bir kez daha İzmit Belediyespor hücumundayız. Özgöz Işık, Jamie Nert. Üç sayılık atış başarılı değil. Ribaund McCollum ama top Galatasaray'da kaldı. Melisa Simit, iki kişi var arkasında. Hücum faul. Melisa Simit. Oldukça sinirlendi bu karara Melisa Simit. Pozisyonu bir kez daha izleyeceğiz. Bu pozisyonda hakemler hücum faul çaldı. Galatasaray aleyhine. Ayşe Cora. Kendi içeri Ayşe. Şerden Ört. 3 sayılık atış başarılı değil. Liman Suudi Yılmaz. Bugün iyi üçlük attığını söyleyemeyiz. İzmit Belediyespor'un. Vallo çok büyük bir boşluk var. Sayıyı çıkardın Alisa Simit. İyi gördü boşluğu Vanlı. 21 sayıda Melisa Simit. Üç sayılık atış Sierra Kalhan'dan başarılı değil. Ribaundu Nerd aldı. Suda Yılmaz zorluyor. Şimdi boşluk var. Kalhan orta mesafe isabet yok. Bu sefer ribaundu aldı Galatasaray. Suda Yılmaz'da baskı vardı. Faul. İzliyoruz far pozisyonunu. Nerd faul yapan isim. Malno. Köşede Hartley boş. 3 sayılık atış isabeti değil. Rebound Jamie Nerd. Ne kadar geldi Jamie Nerd. Sierra Kalhan topu döndürdü. Özgöz Işık yüklendi içeri. Kale Hilsman'a güzel bir pas ve sayı Kale Hilsman. İyi bir ikili oyun İzmit Belediyespor'dan. Hilsman'ın da 24. sayısı oldu bu. McCowan. McCowan araya girdi İzmit. Özgöz Işık. Nerd 3 sayılık atış. Top hiçbir şeye değmedi. Şimdi hızlı çıkıyor Galatasaray. Suda Yılmaz. Manlu. Melisa Simit. Suda Yılmaz ekstra pas yapmak istedi ama araya girdi. Jamie Nerd. Bir top kaybı daha Galatasaray'dan. Nerd içeri girdi. Camı kullandı başarılı değil. Hücumdan yararlanamadı. İzmit Belediyespor. Böyle Hartley. Melisa Simit. Tereddüt etmeden gönderdi. Düştü ama isabetli yok. Hücumdan yine boş dönüyor Galatasaray. Ayşe Cora. Hartley var arkasında. Özge'ye çıktı. Sierra Kalhan tepede boş. 3 sayılık atışı başarılı değil. McCollum rebound'u olan isim. Maçta son 5 dakikaya giriyoruz artık. Suda Yılmaz. McCowan. Melisa Simit boştaydı. Melisa Simit sayıyı çıkardı. Memola geldi. Melisa Simit'ti. Sayıdan sonra sevincini gösteriyor ve moladayız.
Oradan dönüyoruz. Artık son 5 dakikanın içerisindeyiz karşılaşmada. Bu 5 dakikaya Galatasaray'ın daha avantajlı girdiğini söyleyebiliriz ama basketbol bu, her an her şey olabilir. Şimdi Özgöz Işık. Ayşe Cora. Arttı arkasını, orta mesafeyi kullandı, başarılı değil. Rebound Meltem Yıldızan. Artı getirdi topu. Şimdi Meltem Yıldızan bir kez daha Hartlı, son 7 saniye. Jüri Vanlu. Ivanova arkasında Vanlu. Son 3 saniye. Vanlu atışı başarılı. Zor pozisyonda sayıyı çıkardı Jüri Vanlu. 12. sayısı bu. Vanlu'nun. Özgöz Işık. Kale Hilsman. McCombe arkasında Hilsman. Fake'ini gösterdi. İçeri yüklendi ve sayı. Kale Hilsman tabii McCombe'ın da faul probleminden dolayı çok sert bir savunma yapamadığını söylemek lazım. Şimdi Brian Hartley. Meltem Yıldızan bir kez daha Hartley, bir kez daha Meltem. 3 sayılık atış başarılı değil. Rebound Kale Hilsman'da. Özgöz Işık kurtardı topu. Ayşe Cora hemen bir üçlük kullandı ama isabetli değil. Ayşe Cora da bugün çok iyi şut attı, söylenemez. Vanlı. Ray Hartley. Vanlı, Brian Hartley'e çıkardı. Hartley atışı başarılı değil. Şimdi Özgöz Işık. Ayşe Cora. Köşede Ivanova 3 sayılık atış isabetli. Gergen Ivanova. 6. sayısı oldu bu. 16'ya kadar düşürdü farkı. İzmit Belediyespor. Meltem Yıldızan. Ray Hartley, Melisa Simit. Vanlu çok uzaklardan üstleri katış isabetli. Jüri Vanlu. Çok ama çok uzaklardan attı Vanlu. Ayşe Cora. Son 2 dakikanın içindeyiz artık neredeyse. Ayşe Cora. Ivanova'yı buldu. Ivanova fake'ini gösterdi. Turnikesi başarılı değil. Matt McCowan. Şimdi Brian Hartley. Faul geldi Ivanova'dan. Meltem Yıldızan, Melisa Simit, çaprazlı orta mesafede boş kaldı. İsabeti buldu Melisa Simit. Özgöz Işık. İçeri kadar yüklendi. Camı da kullandı ama isabet yok. Şimdi Vanlu. Meltem Yıldızan, Brian Hartley. Ayşe Cora var karşısında. Brian Hartley McCombe'u görmek istedi ama hatalı bir pas. Ivanova ile hızlı çıkıyor İzmit. 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound bir kez daha Meltem Yıldızan ve artık son 1 dakikanın içerisine giriyoruz. Brian Hartley boş kaldı. Üçlük isabetli Brian Hartley. Çok büyük ihtimalle maçı da kapatan üçlük oldu bu. Özgöz Işık. Sanırım kadraj değişmişti o sırada. Şura Akbaş oyuna girecekti. Tolga Esenci vazgeçti. Şimdi Ivanova. Kalle Hilsman orta mesafesi başarılı değil. Rebound Melisa Simit.
Top kaybı Galatasaray Çağdaş Factoring'den. Son 42 saniye karşılaşmada. Hartley ekranlarda. Şimdi Sierra Calhoun. Ayşe Cora. Ivanova köşede üçlüğü gönderdi. İsabeti değil. Meltem Yıldız'dan ribaundu olan isim Juli Vanlu. Yaklaşık 10 saniye var. Maç saatiyle hücum saati arasında. Bry Hartley. McCoven. Ve sayıyı buldu. Galatasaray Çağdaş Factoring. Evet. Bu karşılaşmayı da noktalıyoruz. Galatasaray 90. Mehmet Kavan Yapı. İzmit Belediyespor 64. Galatasaray seride 1-0 öne geçiyor. Bu sonuçla ev sahibi avantajını da kazanmış oldular. Şöyle bir istatistiklere bakalım isterseniz. Galatasaray Çağdaş Factoring'de Nalisa Simit 25 sayı 7 rebound. Bray Hartley 24 sayı 6 asist 5 rebound ve Juli Vanlu da 15 sayı 9 asistle oynadı. Kenardan gelen Kiki Harrigan'ın da 11 sayısı var. Mehmet Kavanyapı İzmit Belediyespor'da ise Kale Hilsman 26 sayı 7 rebound. Ayşe Cora 11 sayı. Jamie Nurt de 12 sayıyla oynadı ve mağlubiyete engel olamadılar. Tabii şöyle hemen kapatmadan önce ilk maçların sonuçlarını bir kez daha geçelim. Çukurova Basketbol deplasmanda OGM Orman Sporu 80-75 ile geçip seride öne geçti. Fenerbahçe Alagöz Holding kendi evinde 89-56 ile BOTAŞ'ı mağlup etti ve Beşiktaş da yine kendi evinde Nesip Aydın'ı 89-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Ve artık pazartesi günü serilerin ikinci karşılaşmaları sizlerle birlikte olacak. Tabii hatırlatalım, Spostive ekranlarında da pazartesi günü heyecan sürecek. Saat 1'de Çukurova Basketbol OGM Orman Spor, 17.30'da da BOTAŞ Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşmaları Spostive ekranlarında olacak. 25 Mart pazartesi günü, bunu da hatırlatmış olalım. Ve bu maçın hemen arkasından da saat 20'de EAF Şampiyonlar Ligi'nde Vipers Scheffler karşılaşması sizlerle birlikte olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu yayının anlatımında ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteydim. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kupa geliyor. Şampiyon.